reddetti. Ve Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyon konut deprem riski taşıyor. Peki oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz ve denetimleri nasıl yaptırabilirsiniz? İşte yanıtı. Yaşanacak olası bir depremde eğer bu manzarayla karşılaşmak istemiyorsanız buraya dikkat. Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı yoksa değil mi? Binanız yaş ömrünü tamamlamış mı yoksa tamamlamamış mı? İşte bu soruların yanıtını öğrenmeniz artık çok kolay. Yapacağınız tek şey Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkili kıldığı kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör firmalarına başvuruda bulunmak. Bakanlık yetkili kuruluşlarından birine gelip başvurduklarında o bakanlık yetkili kuruluşu binaya geliyor, gerekli tüm teknik incelemeleri yapıyor ve binaları için deprem risk raporu hazırlıyor. Bu deprem risk raporunda 3 sonuç çıkabilir. Binanız sağlam, binanız takviye güçlendirme olmalı ya da binanızın da can güvenliği yok, sizin can güvenliğiniz yok ve kesinlikle yenilenmesi lazım. En son teknoloji kullanılarak yapılan denetimlerin ardından binanız için gerekli raporlar hazırlanıyor. Baktığımız zaman yine bu numuneye beton değil bu. Yani bu şap bile değil. Yani ne olduğunu bilemiyoruz. Yani biz bu genelde bu bölgede İstanbul'da genelde yaptığımız şeyde beton kalitesi C7. Yani minimum yönetmeliğe göre C20 kalitesi olması gereken beton C7. Ve sıra geldi binanın röntgenini çekmeye. Aynı böyle akciğer filmi çeker gibi burada röntgeni çekiyoruz. Bu dataları aldıktan sonra biz ofiste bir çalışma yapıyoruz. Binayı 3 boyutlu modelliyoruz. Depremdeki performansını belirliyoruz ve ondan sonra diyoruz ki bu bina sağlam, takviye güçlendirme olması gerekiyor ya da riskli yenilenmesi gerekiyor. Zemininin de iyi olup olmadığını biz zemin etüdü yaparak, yani zeminde sismik çalışmalar yaparak öğreniyoruz. Binanın durumunu aslında bodrum katındaki kolonlar açıkça özetliyor. Bu şu anda binanın bodrum katındayız. Yani burada bütün demiri görüyoruz şu anda, kolonun içindeki demiri tamamen paslanmış. Normalde bunların aralıkları 5'er santimde bir olması lazımken görüyorsunuz burada, yani bir karıştan daha fazla. Beton çok kötü, aslında beton değil bu. Bu başka bir şey. Demir de bitmiş. Düşünün yani bunun üzerinde şu anda 5 katlı bir bina var.